Benim sorum şöyle olacak. Siz hani başarıyla alakası var dediniz. Çünkü hani IQ'su yüksek bir işte öğrenci aslında başarılı olabilecek potansiyel bir öğrenci demek. Ama peki bu IQ testleri neye göre hazırlanıyor? Kim bunları hazırlayan? Hani bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam hani çok da hatırlamıyorum gerçekten. Ama hani Amerika'da yapılan bir test olarak biliyorum. Ve mesela bununla ilgili bir işte bir çalışma yapılıyor. Afrika'daki çocuklar üzerinde aynı test uygulandığında Amerika'dakiler farklı bir eğitimden, farklı bir kültürden, öğretiden geçerek Afrikalılar da çok farklı tabii ki hani Türkiye'de de muhtemelen öyle sonuçlar doğuracak bir şey. Farklı çıkıyor sonuçlar. Hani bu neye göre hazırlanıyor ve neye göre biz başarılıdır bu öğrenci diye potansiyel belirliyoruz? Bir sürü IQ testi var. Bildiğim kadarıyla 1960'lardan beri geliştiriliyor. 80'lerde, 90'larda çok acayip yeni versiyonları çıktı. 500-600 soruluk böyle ya bunu insan yiyecek diyeceğiniz testler var. Yani nasıl çözeyim falan diye. Ben bir tanesini çözdüm. Daha da elimi sürmem. Onda da çok ortalama zeka çıktık mesela. İşlemsel zeka diye bir şeyin insanın başarısının temelini oluşturduğunu kabul eden bir yaklaşıma göre hazırlanmış testlerdir. Ve maalesef kültürel çok fazla öge içerir. Bazı testlerde mesela meşhur bir psikoloji deneyi vardır, duymuşsunuzdur. İşte çocuklara zekalarını test etmek için küçük çocuklara işte bizim kültüre göre uyarlayalım. Çay bardağı, ince belli çay bardağı, çay tabağı ve kaşık veriyorsunuz. Yanına da şeker koyuyorsunuz. Çocuğun biri alıyor, işte tabağın içine bardağı koyuyor, içine şekeri atıyor, içine de kaşığı koyuyor, veriyorsun 100 puan. Öbür çocuk geliyor, tabağı bir yere fırlatıyor, kaşığı atıyor, bardağı alıyor, ters çeviriyor, veriyorsun -2 puan. Sonra bakıyorsun bu çocuğun ailesinde bir hiç çay içilmemiş, çocuk çay bardağı görmemiş. Bir başka çocuğun ailesinde çay tabağı var sadece, evde tabak altlığı yok. Yani öyle bir şey kullanmıyorlar. Bir tanesinin evde kimse şeker atmadığı için kaşık kullanılmıyor. Çocuk bunları görmediği için çocuğa gerizekalıymış muamelesi yapmamıza neden olan testlerimiz bile var. Dolayısıyla böyle baktığınızda çok kültürel, çok durumsal ve çok dar bir alanı ölçen bir test. Ama bu test neyi gösteriyor? Bu tip testler, işlemsel zekanız yüksekse okulda iyi skor alacaksınız. Bunun tartışması yok, hakikaten öyle. Peki okulda en yüksek notları alanlar, her zaman hayatta en başarılı olanlarımız mı acaba? Bir düşünelim. Bizim okul birincileri ne yapıyor şu anda bilmiyorum mesela. Ya illa başarılı olmak için benim bilmeme gerek yok. İnşallah iyi bir şeyler yapıyorlardır ama bildiğim örnekler var. Yüksek IQ hayatta başarıyla genellikle negatif korelasyon gösteriyor. Yani ters ilişki var arasında. Çünkü mesela nasıl ki çok iyi müzik kulağı olan insanlar nadiren müzisyen olur. Çünkü absolut kulak dediğimiz bir şey var. Notalar arasındaki en ufak sorunu algıladığı için standart müzik bile dinleyemiyor. Azap haline geliyor onun. Her şeyi mükemmel istiyor. Halbuki müzik mükemmel değildir. Hayatta da işlemsel zekanız çok yüksek olunca insani sorun ve mantıksızlıklara katlanamıyorsunuz. Ve en önemli başarı kriteri olan diğer insanlarla beraber hareket etme beceriniz sekteye uğruyor. Yüksek IQ'lu, deha bir insanı kafanızda bir resmetsenize. Böyle gece kulübünde eğleniyor mudur? Arkadaşlarıyla sinemaya mı gidiyordur? Deha ne yapar? Kukumav kuşu gibi düşünür, obsesif gibi çalışır değil mi? Deha böyle bir şeydir. Sosyal ilişkilerden çok ciddi yalıtılır bu tip insanlar. Tabiatları itibariyle. Çünkü sevdikleri konuyla uğraşmayı, insani problemlerle boğuşmaya tercih ederler. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu hayatta başarı açısından o yüzden çok çalışan bir şey değil. Yeni yeni anlamaya başladık. 90'larda kitabını yazdılar duygusal zeka diye. Ama orada da işte işlemsel zekadan çıktık. O yeni bir tanım bulduk. Her şeyi duygusal zeka zannetmeye başladık. Yazık, Daniel Goleman kendisi dedi yavaş olun o kadar da değil falan filan diye ama biz böyle seviyoruz. Bir tane açıklama buldu mu? Karışıklığı makineye indirgemeye bayılırız. Anlamıyoruz ya insanı. Bir tarif buldu birisi. Oh oh bundan sonra buradan gidelim. Ama duygusal zeka bize ne gösterdi? Hayatta başarının en önemli unsurlarından bir tanesi kendi duygularını ve diğer insanların duygularını doğru okuyabilmek. Mesela benim eğer bir şeyleri iyi anlatıyorsam en önemli silahım ne biliyor musunuz? Size bakınca sıkılıp sıkılmadığınızı hemen anlıyorum. 15 senede, 20 senede böyle bir şey gelişiyor. Üniversitede bu daha da iyi gelişiyor. Çünkü üniversitedeki öğrencilerin çoğu sizin gibi gelmiyor. Mecburen geliyor. Çocuk esnemeye başladı mı, böyle boş bakmaya başladı mı anlıyorsun ki ya ara verme vakti ya da fıkra anlatma vakti geldi. Dolayısıyla o yeteneğiniz ne kadar iyi gelişiyorsa bildiğinizi o kadar iyi anlatabiliyorsunuz. Derdinizi o kadar iyi aktarabiliyorsunuz. O kadar iyi işbirlikleri kurup o kadar inanılmaz işleri becerebiliyorsunuz.
tek başına bir insan ne başarırsa başarsın, ne kendisi için ne başkası için bir önemi oluyor genellikle. Kişisel başarılar çok havalı değil ama bakın, başarı diye öykündüğümüz her şeyi kim takdir ediyor? Mesela biri başarılı oluyor, ben onu takdir ediyorum değil mi? Birileri diyor ki bu başarılı. Mesela dahi, birileri ona diyecek ki bu dahi. Ha, o zaman diyecek evet ben dahiyim. Etraftaki insanların takdiri, etraftaki insanların ondan faydalanması onu deha, yenilikçi, sanatçı, işte yaratıcı bilmem ne yapıyor. Diğer insanlar olmasa bana sorarsanız bu başarı dediğimiz hikayeyi hemen çöpe atmamız gayet mümkün. O zaman şöyle bir şey yapsak ya, bunu başaran kişi, işte bir şeyi başaran kişi yani ben senin dediğin gibi ne yapıyor, ne başarıyor ve bunu kimin için yapıyor? Şimdi birçok insan biraz önce söylediğim şeyi başarabilmek için hep bir yaranmaya çalışır. Dikkat ettiniz mi? Herkes bana iyi desin. Mesela en fazla karşılaştığınız sonucu nedir bunun? Belki aranızda çok var. Bizi takip edenler de çok duyuyorum bunu. Hayır diyemiyorum. Var mı? Hayır diyemiyorum diyenlerin ellerini görebilir miyim? Bak burada da bayağı var, yoğun. Aslında biraz düşünürseniz bayağı kısmınızı el kaldıracaksınız. Çünkü mesela psikologlar diyorlar ki, bu sevilme ihtiyacından kaynaklanıyor. Küçükken bunu çok sevmemişler. Bu da herkes beni sevsin diye her şeye eyvallah diyor. Kaybettiğimiz vaktin geriye dönük çetelesini tutunca büyük oranda hayır diyemediğimiz şeylerle ilgili sorun yaşadığımızı fark ediyoruz. Ama kendimize bir yatırım yapmaya başladığımızda, Emre'nin dediği gibi başarıyı değil de başaranı düşünmeye başladığımızda şöyle bir şey oluyor. Ben bu yolda giderken benimle beraber gelecekler eyvallah. Ama bana vakit kaybettirecek, o hedefimden beni geri düşürebilecek olanları şöyle bir kenara alayım. Nazikçe, hani ilmi siyasetle, adab-ı muhaşeret kurallarına uygun olarak onları şöyle bir nazikçe kenara koyayım, kendi gündemimi bir rotamı önceleyeyim demeye başlıyorsunuz. Ve başarı denen şeyin, insanın kendisi ne olacaksa eğer, onu olma yolculuğu olduğunu fark ettiğimiz zaman, çok otantik, çok öznel, çok kişiye has bir hikaye başlıyor aslında arka planında. Başarılı insanların birçoğuna yolda, büyük başarılarından önce ufak tefek başarı kazandıklarında falan soruyorlar. Biyografilerine yazıyorlar bunlar bu insanları. Sen ne yapıyorsun diye sordukları zaman, yani bunu nasıl yaptın, niye böyle yapıyorsun? Ne bileyim ben. Yani gidiyorduk oluyor tarzı bir şeyler söylüyor bu insanlar. Yani çok çalıştım, hedefledim, hede hede yaptım, bodoslama giderken öyle bir hikaye görmezsiniz. Hep gayet doğal, gayet kendi akışları içerisinde, yaparken kendilerini de şaşırtan ödüllerle karşılaştıkları bir yolculuktur o tip yolculuklar. Burunlarına tutulan havuçların peşinde değil, kendi zihinlerindeki hedefin peşinde giden insanlar olduğunu görürüz sıklıkla. Bakın senelerce çocukluğumuzdan okulları bitirene kadar bize ne yapıyorlar? Bizim ne istediğimiz hiç önemli değil. Bizim neyi sevdiğimiz hiç önemli değil. Bizim ne istediğimiz hiç önemli değil. Hiç. Kimse sormuyor çünkü. Ve size 15 sene kimse böyle bir şey sormazsa böyle bir hakkınız olduğunu unutursunuz. Ben yıllardır sokak sokak gezip çok geç hatırladığım bu gerçeği herkese hatırlatmaya çalışıyorum. Hepinizin bir şey istemeye, bir şeyi hayal etmeye, onun peşinde gitmeye hakkı var. Ama bu hak elimizden çok erken alındığı için hep başkalarının dediği şeyleri kendi hedefimiz, kendi hayalimiz, kendi yolumuz zannediyoruz. Ve maalesef oradaki ödüllerde bir süre sonra işte bu mudur ya yapıyor. Yıllar önce bana enteresan iş teklifleri geldi. Başta bir tanesi rahmetli babamdan. Oğlum dedi geç kuyumcu dükkanına. Bak şöyle zengin olacağım, böyle zengin olacağım. Şimdi onun kıstaslarına göre muhtemelen ticareten başarısız bir adamım. Çünkü onun yaptığı işi yapamıyorum. Ama kendisi vefat etmeden önce dedi ki iyi ki gelmemişsin. Çünkü benim videoları gönderip arkadaşlarına hava atıyordu. Bak bizim oğlan böyle böyle şeyler anlatıyor gibi. Bir süre sonra anladı ki onun başarı yolu farklı. Sevgili anne babalar, sevgili dostlar, o çocuklar bizim projelerimizi gerçekleştirmek için gelmediler. Onlar kendi hayatlarını inşa etmek için buradalar.